Birinci ayında derken işte diyelim ki bir hafta günü geçmiş bir hasta olsun. Bir hafta günü geçmiş bir hastanın ultrasonografi ile karından baktığımız zaman gebelik kesesini ya görürüz ya göremeyiz. Ama vajinal ultrasonografi ile baktığımız zaman gebelik kesesini görebiliriz. Ama embriyoyu göremeyiz. İkinci haftada embriyoyu görebiliriz. Eğer son adet tarihi net, belirgin ve adetleri düzenli bir hasta ise yine vajinal ultrasonografi ile görebiliriz ve bebeği işte 1 santim belki büyüklüğünde ama içerisinde bir kıpırtı tarzda kalp, yani taslak, kalp taslağı şeklindeki ileride kalbi oluşturacak hücrelerin bulunduğu bölgede bir hareket şeklinde bir kıpırtıyı görebiliriz. Bu da bebeğin kalp kaslarının hareket ettiğini, dolayısıyla aktif olarak canlı olduğunu bize işaret eder. O nedenle bu dönemde olabilecek tabii ki olaylar boş bir gebelik olma olasılığı. Bir gebelik kesesini gördünüz. İçinde embriyo olmayabilir. Ancak bir hafta bekledikten sonra mutlaka embriyo görülmelidir. Onun için ilk gördüğümüz zaman kesenin içerisinde eğer embriyo yoksa, o zaman mutlaka bir hafta bekleriz. Direkt olarak boş gebelik tabirini hastaya ifade etmeyiz. Ancak tabii ki hasta daha önce, bir hafta önce tekrar başka bir doktora görülmüş, başka bir merkezden geliyor olabilir. Tabii onu o zaman değerlendirme içerisine alabilirsiniz. Ama siz ilk kez görüyorsanız, daha önce görülmemiş bir hastaysa, o zaman bir hafta beklemekte fayda var.